görüşler, mutlu günler sevgili izleyenler. Bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Farklı görüşle bugün enerji verimliliğini konuşacağız. Ve bu konuyla ilgili de çok değerli 3 konuğumuz bizlerle birlikte. Deniz Enerji Verimliliği Dernek Başkanı Sayın Mehmet Akgün. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Diğer konuklarımız da Enerji Verimliliği Derneği'nde yönetim kurulu üyeleri. Deniz Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Güngör. Kent Gaz Denizi Bölge Müdürü Sayın Mehmet Akif Tulukçu. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? Hamdü selamlar olsun. Siz neredeysiniz? Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diyeyim. Yaklaştı saatler. Tabii kış mevsiminde günler kısaldı. Yoğun bir şekilde çalışma temposuyla geçiyor. Biz de günün saatlerine ayak uydurmaya çalışıyoruz tabii sizlerle olduğu gibi. Evet. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii enerji verimliliği olunca konumuz sizleri de görmek bizler açısından önemliydi. Sizlerin de bu konu üzerinde tabii ki söyleyecekleriniz vardır. Dilerseniz başkanımızla başlayalım. Başkanım nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Enerji verimliliği konusunu daha önceki programlarımızda işliyorduk zaten. Evet. Önemli bir konu aslında. Çok önemli. Hem okullarda hem de evlerde birey olarak bizlerin üzerinde görevleri yapması gerekiyor aslında bu konu üzerinde. Evet. Bugün de vatandaşlarımızı bu konu hakkında bilgilendirmeye çalışacağız yine sizlerle birlikte. Öncelikle ben böyle bir önemli bir konuyu ART Pamuk Kreatifi'nin bizi davet ettiği için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Enerji Verimli Derneği önce kısaca nedir yani neler yapar onu anlatayım. Enerji Verimli Derneği 2009'da Ankara'da Başbakanımız talimatıyla kurulan bir dernek. Amacımız bizim burada teknik bilimsel araştırmayı yaparaktan halkımızı, kamuoyunu, sanayicimizi farkındalık oluşturup verimliği sağlatmak vazifeleri, amaçları. Denizli'de 2011'de biz bu faaliyeti derneği kurduk. Genel kurulu yaparaktan 25 kişilik bir ekiple şu anda 75 kişilik bir üye sayısına sahibiz. Denizli'de yaptığımız çalışmalar ilk olarak biz bu işin eğitimi önce çocuklardan başlamamız gerektiğini karar aldık. Ana kolu 6-7 yaş grubunun çocuklarımızdan bir program yaptık. Lise ortaokul seviyesinde çocuklarla da resim maket yarışması yaparaktan bir farkındalık oluşturduk. Birincisini de yaptık. İkincisine 2012'de yaptık. Şu anda üçüncü çalışmalarımızı başlıyoruz. Aynı zamanda okullarda, üniversitede eğitimler verdik. Sanayide eğitimler verdik dernek olarak. Şu anda en son yaptığımız GEKA Kalkınma Ajansı'na sanayide de çok bu verimliğin kayıplar olduğu için Denizli enerji verimli potansiyel çıkarmak için tekstil potansiyeline bir proje yaptık. %100 destek aldık. Bu konuşma çalışmalarımız devam ediyor. 10 firmada, 10 tekstil firmasında ön ötüt bir fabrikada da VAP verimli artıcı proje yapacağız. Buradaki maksadımız Denizli'de, sanayisinde, tekstilde ne kadar bir enerji verimli potansiyeli var. Bunun için bir çalışma yaptık. Şimdi enerji verimliliği gerçekten farkındalık oluşturmak çok önemli bir konu. Çünkü doğalgaz burada enerjinin Türkiye'de yüzde şu anda 2013 verilerine göre %44-36, 2013 sonunda %50'yi buldu bu. Hı hı. Şu anda gösterirsek. Hemen gösterelim. Siz anlatırken ben tutabilirim şuradan. Şöyle doğru tutuyorum herhalde değil mi? Şöyle gösterebiliriz kameradan. Evet başkanım siz anlatabilirsiniz. Burada son aylarda %50'ye varan bir doğal gazdan elektrik üreterekten biz elektriğimizi dahi doğal gazdan kullanıyoruz. Yani bu maksat tabii ki biz elektriğimizi ısınmamızı doğal gazdan sağlayalım ama konfordan taviz vermeyelim. Ancak böyle bir önemli bir şunu vurgulamak istiyorum. Rusya doğalgazın çıktığı yer. Elektriği katkı payı %49. Ama Türkiye %50. Çok önemli mesele. Yani biz doğalgaz üretmiyoruz ama en fazla Rusya'dan daha fazla doğalgazı kullanaraktan elektriğimizi dönüştürüyoruz. Biz şunu vurgulamak istiyoruz. Siz daha bu konuda daha çok konu.
biz Türkiye'de yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgazı satın alıyoruz. Evet. 50 milyar metreküpün de çok önemli kısmı, başkanım ifade ettiği gibi, %50'lik kısmı neredeyse elektrik üretiminde kullanılıyor. Kalan kısmı organize sanayi bölgeleri, gübre fabrikaları ve konutlar olarak sıralanıyor. Konutların tüketim oranı son 10 yıla kadar zaten çok sınırlıydı. Son 10 yıldan sonra 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanunundan sonra artık Türkiye'de birçok ilde doğalgaz kullanılıyor. Konutların payı bir artmaya başladı. Fakat ne kadar artarsa artsın bu ivmeyle elektrik üretiminde kullanacağımız miktarları bulması mümkün değil. Verimlilik de zaten burada başlıyor. Başkanın ifade ettiği gibi. Çünkü kendi ürettiğimiz bir kaynak değil. Neredeyse %99'unu yurt dışından aldığımız bir enerji. Özellikle elektrik kullanımında ve doğalgaz kullanımında çok ciddi ihtiyaç var verimli çalışmalarına. Bizim bu yıl deniz sanayisinde uyguladığımız projede aslında bunu kapsıyor. Yani sanayide faaliyet gösteren, özellikle tekstilde faaliyet gösteren firmaların bu enerji kaynaklarını ne kadar verimli kullanabildiği ile ilgili bir proje. Kalkınma Ajansı'ndan da bununla ilgili destek alındı. Ve bir firmaya da bununla ilgili verimlilik artırıcı proje uygulaması yapılacak. Bu da önemli bir %20 şu anda sanayide bizim araştırmamıza göre minimum tasarruf yapılabilir. Yani şöyle anlatayım. 5 bin liralık bir elektrik tüketimi olan yılda bir fabrikanın ihracat yapıyoruz. Çünkü %20 tasarrufu demek 1 milyon TL yılda o işletmenin karı demek. Yani, yani. Şimdi biz tabii ki üretim yapalım, evimizde ısınalım, ancak bunu israf etmeyelim, verimli kullanalım. Bizim çalışmamız zaten önemli olan bu verimli farkındalığı oluşturmak, bunu uygulattırmak. Üretimden taviz vermeyelim, konfordan taviz vermeyelim, ancak verimli kullanalım. Peki verimli kullanalım derken başkanım, siz de devam edebiliriz ama bunun üzerinde daha önceki programlarda da hep detaylı anlatmıştık ama işte kullanmadığımız elektrik enerjisini işte kapatmamız gerektiğini, evde çok fazla elektrikli aletlerin bulunmaması gerektiğini hep konuştuk. Siz neler söyleyebilirsiniz başkanım? Doğru diyorsunuz. Tabii ben isterseniz su ile uğraşan biri olarak önce oradan bir gireyim. Maalesef çok önemli yere iki arkadaşımız da parmak bastılar. Biz ülke olarak %100'üne varan, %99 %100 demektir. %100'üne varan bir miktarı, yani tamamını dışarıdan aldığımız bir akışkan bu. Ve bunu Rusya merkezi olmasına rağmen, yani kendi üretimi, dışarıdan aldığı, ithal ettiği bir şey yok, İhraç ediyor. Kendi üretimi olduğu, kendi malı olduğu halde yüzde daha 50'ye varmamış onun elektrik üretiminde kullandığı miktar. Bizde ise %50. Halbuki bizim ülkemizin her tarafı nehirlerle kaplı. Ve biz çok acıdır ki söyleyeyim. Efendim, dünya hidroelektrik enerjiden %80'lere 90'lara gelişmiş ülkeler potansiyellerinin %80'ini 90'ını elektriğe dönüştürmüşler hidroelektrik enerjiyi. Ve ondan sonra dönmüşler rüzgara, işte gaza, güneşe vesaire. Biz ise daha %25-30 arasında hidroelektrik enerji potansiyelimizin %30'unu kullanabiliyorken doğalgazla elektrik enerjisi üretiyoruz. Neden? Dünya barajların, bağlamaların, bu regülatörlerin, işte hidroelektrik santrallerin çevreye zararlarıyla bizi oyalıyor diye. Nükleer santrallarda da böyle değil mi? Evet. Kendisi efendim %90'lar mertebesinde potansiyelini kullanıyor. Ben daha %20'lerde 30'lardayım. Dur kardeş diyor, sen efendim karbondioksit salınımın çok fazla. Dolayısıyla sen buna işte falan Kyoto protokoller var,
efendim falan protokoller var. Ne yapacaksın sen bunları kullanma. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla biz evet kesinlikle doğalgazı kullanmamız lazım. Ama öncelikle meskenlerde kullanmamız lazım. Bugün Denizli'mizde sağ olsun hem belediye başkanlarımızın hem işte mülki erkanın vilayetimizin hem işte belediye bizim ilimizde hizmet veren doğalgaz firmasının gayretleri hem vatandaşlara işte bizim Enerji Verimli Derneği'nin katkıları, başka kurumların, üniversitenin katkılarıyla vatandaşları bilinçlendirme noktasında cidden önemli bir noktaya getirdik. İşte 220 küsür bin konuttan 190 binlere müjde verdi Mehmet Akif Bey. %190 binlere ulaşmışız konutta kullanımına. Buna rağmen dikkat ederseniz denizimiz bir çanak gibi olduğu için hala aşağı bölgelerde gaz veremediğimiz yerlerde yoğun kirlilikler yaşıyoruz. O yüzden beyamal öncelikle hanelerimizde doğalgazı kullanmamız lazım. Saniyen biz diğer potansiyelleri kullandıktan sonra belki elektrik üretiminde evet doğalgazı da kullanalım, kullanmayalım demiyorum. Peki, ama önceliği olmalı. Ancak evlere gelince şimdi evlerde de işte malum bizim etkinliğimiz çerçevesinde Sayın Genel Başkanımızın da olduğu ortamda biliyorsunuz hanım enerji programları bizim ilimizde de sanıyorum ikinci üçüncü ildik. Öyle birinci, Konya'da birinci. Evet. Daha sonra ikinci bizdik. İkinci Türkiye'de bizde o etkinlik gerçekleştirildi. Orada da anlatılmıştı. Benim anamın evine gidiyorum şimdi. Anamın evinde de efendim bir tarafta buzdolabı var. Ona bitişik çamaşır makinesi var. Ona bitişik fırın var. Böyle. Bitişik. Yerler de ona göre maalesef dizayn edilmemiş. Dolayısıyla müthiş bir enerji israfı var. Yani benim yüzde en azından şöyle diyeyim %75'im kadar bari olsun enerjisi az olmalı. Benimle yarışıyor annem enerji tüketimi. Evet. Dolayısıyla biz burada da bunu bilmiyoruz. Sadece bu mu? Yani biz enerjide verimlilikten bahsederken sadece elektrik düğmelerini de bahsetmiyoruz şüphesiz. Her şeyin bir enerji verimliliği var. Konuşmamızın bile enerji verimliliği var. Efendim çalışmamızı bile verimli çalışmamız lazım. Değil mi? Okumamızı bile verimli okumamız lazım. Dolayısıyla tıraş oluyoruz, açıyoruz musluğu. Sonuna kadar o akıyor. Biz aheste aheste şarkı söyleye söyleye tıraş oluyoruz. Diş fırçalayacağız böyle. İşte efendim sütü koyuyoruz ocağa. Kaynasın diye 2 dakikada kaynayacak faraza. Geliyoruz o 10 dakika çene çene. Aa unuttuk filan diyoruz. Gidiyoruz süt taşmış. Allah'tan şimdi otomatik kendini kapatan sistemler var. Yoksa bir sürü sıkıntı yaşayacağız. Kolaylıklar yani, da olmasa tabii bunları ki, önüne geçer. Yani dolayısıyla biz Allah'ın verdiği nimet evet bu. Şüphesiz doğalgaz kullanımını artırmamız lazım. Ancak verimlilik birinci planda olmalı. Bizim geçen yıl çalışmalarımızdan birinde Sayın Başkan'dan alıntı anlatmıştım. Denizli'de %20'den bir fabrika bitirdi milyon TL kazanımı olduğunu ifade etti başkan. Bizim bırakın onu %20'leri. %20'ler elde edilebilir diyor verimlilikte. Evet. Bırakın %10'lar mertebesinde tutsak yine efendim 2 şey. Milyon dolar gibi bir milyar kazanım olacaktı. Başkan. 2 milyar dolar gibi. Peki bunun %10'unu alsak tamam mı? Ve 200 milyon dolar eder. Bunu da bugün 2'ye çıktı efendim 400 milyon TL eder. Siz boş verin 400 milyonu yine yılın sayılarınca olsun 365 milyon TL kazanım deseniz biz bunu %10 enerji verimliliğini sağladığımız takdirde Denizli'mizin insanına her gün 1 milyon TL katkıda bulunmuş oluruz. Evet. Yani bu şehre günde 1 milyon TL girmiş olsa Allah aşkına neler olur bir düşünseniz. Bir haftada bir köprülü kavşak bu olur kadar. Başkan. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz işte. Yunus Emre Köprülü Kavşağı'nı yaptım. Emin olun 800 küsür civarında hatta 700 küsür 800 arası bitti. 65 metre açıklıklı bir efendim nişanlıların yeni evli çiftlerin üstünde fotoğraf çektirdiği bir kavşak oldu. Üst geçit oldu. Bu hakikaten. Peki doğalgazdan söz açılmışken şimdi doğalgazın evde kullanımı da önemli. Evde verimli kullanmak açısından neler yapılması gerekiyor? Ya evde aslında çok küçük tedbirlerle önemli verimlilik rakamları yakalamak mümkün.
bir defa hem ısıtmada hem soğuturken harcadığımız enerjide miktarları düşürebilmek için yalıtım çok önemli bir faktör. Yeni binalarda malumunuz yalıtım var. Yalıtım mecburen var. Bunun ölçüsü, yapılması gereken uygulamalar zaten yapım şartnamelerinde, mevzuatta belirlenmiş durumda. Ama eski binalarda maalesef, bu sadece Denizli'de değil, benim daha önce görev yaptığım diğer illerde de benzer nitelikteydi. Şehirlerde bizim doğalgaz dağıtımımızla beraber aslında bir taraftan da doğal yalıtım sektörü bizimle beraber ilerlemeye başlıyor. Yalıtım ısıtmada ve soğutmada ortalama %35-40 oranında verimlilik rakamlarına ulaşan maliyetleri azaltıyor. Sonra doğalgazın mesela çok küçük tedbirler dedim. Şunu mesela çok pratik bilgi olarak söyleyebilirim. Isıtmada içeride 1 derece düşürmemiz yakıtta %6,5-7 oranında tasarruf sağlıyor. Şimdi hani evde yaşlı çok küçük çocuğu olanlar için bir tasarruftan söz etmek çok makul olmayabilir. Fakat yetişkinlerin olduğu, yetişkinlerin yaşadığı dairelerde 20 derece ile başkanım 21 derece arasında ay sonu gelecek faturada ortalama %7 farklılık muhakkak olur. Sonra yalıtım yapamadığımız durumlarda mutlaka radyatörlerin arkasına lokal yalıtım malzemeleri var. Onlardan koymak önemli bir katkı sağlar. Balkonlarda olan cihazlarda mutlaka cihazların yalıtım yapılmış bir muhafaza dolabı içerisinde olması gerekir. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Şimdi kış koşulları çok ağır yaşanıyor. Yani Denizli'de henüz diğer bölgeler kadar soğumuş değil ama burada da gece -8-10 dereceye kadar düştü özellikle geçen hafta. Evet. Şöyle düşünün, kombinizi 50 derece santigrata ayarlıyorsunuz. 50 dereceden çıkıyor ve cihazınız balkonda ve hiçbir yalıtım yapmadınız gidiş istikametinde. 50 dereceden -8 dereceye çıkıyor ısıttığınız enerji. Yani aslında enerjiyi daha ilk noktada kaybetmeye başlıyorsunuz. Halbuki burada yalıtım yapmış olsanız o çıkış hattında 10 derece de tutabilseniz suyu sadece 40 derece bir fark oluşacak. Diğerinde ise 65-70 derecelik bir fark oluşuyor. Enerjinin önemli kısmını burada kaybediyor aslında dışarıda olan cihazlarda. Dışarıda olması bizim için bir engel değil, fakat söylediğim gibi mutlaka yalıtımlı dolaplar içerisinde olması hem verimlilik için hem doğalgaz faturası için çok önemli katkı sağlayacaktır. Sonra radyatörlerde kullanılacak termostatik vanalar önemli katkı sağlar. Dairenin tamamı kullanılmayabilir. Buralarda termostatik vanalarla her oda ayrı sıcaklıkta tutulmak suretiyle katkı sağlanabilir. Evden kısa süre ayrılıklarımızda mesela çalışan ailelerde sabah evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük dereceye bırakıp ayrılmak, akşam gelindiği zaman yükseltmek bir verimlilik sağlar. Uzun süreli ayrılıklarda sadece kapatmak daha makul olur. Bu tür küçük özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla yanılgıya düştüğü nokta herhalde bu. İşte gündüz evde değilken kapatıp akşam tekrar geldiğimizi açmak hem tasarruf açısından hem de evin ısınması arasında sıkıntı yaratıyor herhalde. Eren, enerji verimliliği konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımızla. Başkanım, tekrar size devam edelim isterseniz. Tabii doğalgaz da önemli bir konuydu enerji verimliliği noktasında. Özellikle son günlerde yaşanan soğuklarda herhalde doğalgaz kullanımında da yüksek bir oran ortaya çıktı. Bununla ilgili haberler de yapıldı. Siz neler söyleyeceksiniz başkanım? Bu doğalgaz kullanımıyla ilgili benim de bir acizane fikrim var evlerde. Şimdi biz sıcak su malum evlerde kullanıyoruz. Ama şu lavaboda kullandığımız sıcak suyu biz çok kısa vadeli kullanmak için sıcak su musluğunu açtığımızda sıcak su gelmeden biz işimizi bitiriyoruz. Ancak kombi çalışıyor. Evet. Her seferim tekrar edildiğinde
sıcak suyu kullanmadan kombiyi çalıştıraraktan çok büyük israf da olabiliyor burada da. Önemli bir ayrıntı bu. Tabii her sıcak suyu açtığında kombi devreye giriyor zaten. Tabii. Kombi devreye giriyor. Ha, biz kısa süre el yıkamalarda ya soğuk suyu kullanıp ya da farklı bir ön ısıtmalarla bu işi sıcak su kullanmamız gerekirse çözersek bu da bir ciddi bir tasar sağlayabiliriz. Küçük bir ilave yapayım başkan. Orada mesela lavaboda veya banyoda kullanacağımız sıcak su derecesini mümkün mertebe hiç soğutmadan kullanacak bir dereceye getirmek lazım. Yani en yüksek mi orta? Yok, hayır mi? Şöyle mesela normal şartlarda 37-36 derecede kombiyi ayarladığınız zaman sıcak suyu hiç tekrar soğutma ihtiyacı hissetmeden kombiden geldiği haliyle kullanabilirsiniz. Yanlış bir sıkıyor mu olacak? Başkanım şöyle, yanlış uygulama şu. Kombiden 40 dereceyi ayarlıyoruz. 40 derece kullanmak için sıcaklığı yüksek bir derece. Kombide ısıtıyoruz. Bataryaya geldiği zaman da bataryaya geldiği zaman da soğutup kullanıyoruz. Yani 40 derecede kombiden geliyor. Biz halbuki 37-36 derecede kullanabileceğiz. Bataryada da onu 36 dereceye düşürmeye çalışıyoruz. Halbuki direkt 36 derece ayarlarsanız kombinizi hiç soğutma ihtiyacı hissetmeden geldiği haliyle kullanabilirsiniz. Bu çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Evet. Ben kendi testlerim de var, deneylerim de var bununla ilgili. Başkanımızın burada ilk bölümümüzde söylediği gibi hani lükse alıştık, evet, işte rahata alıştık dediğimiz vardı ya, az önce başkanım söylediği gibi soğuk suyla yıkamamız gerektiği yerde işte sıcak suyu hemen temas etme ihtiyacı gibi. Hem öyle hem de orada bizim su israf oluyor, ben biliyorum şeyi. Şimdi Mehmet başkanın dediği gibi hakikaten özellikle kombiye uzak bir noktadaysa lavabomuz, araza bizim evde balkonda işte gaz sıkışması yaşanır vesaire, endişeleri endişesi. Efendim banyoya koydurmadık, balkona koydurduk. Efendim oradan lavaboya gelinceye kadar bir mesafe kat ediyor. Ve o sıcak su gelinceye kadar da soğuk su akıyor ki işte sıcak su olsun. Nereye akıyor? Boşa akıyor. Burada bir sıkıntı var. Bilfarz burada belki o ille de o sıcak su beklenecekse suyu belki oradan almak lazım. Yani kullanılır bir yere almak lazım suyu. Evet. Ya da işte başkanın işaret ettiği gibi musluk başı ısıtıcılar var. Belki onunla ılıkça o su gelinceye kadar belki bir iki dakikalık, yarım dakikalık neyse suyu ısıtmak lazım. Bu kullanım önemli. Tabii bir de hakikaten yalıtım çok önemli. Belediye olarak da biz 1-1-2011'den beri biliyorsunuz enerji kimliği alıyoruz, istiyoruz konutlardan. Bu enerji kimlik belgesi tabii inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ya da mimar tarafından hazırlanabiliyor. Birisi hazırlıyor, diğerleriyle ilgili parametreler de alıyor. Şöyle bir form. Gelmeden önce bizim arkadaşlardan, imardan çağırdım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl işliyor bizde belediyede? Bunu öğreneyim. Başkanım böyle bir enerji efendim belgesi istiyoruz. Enerji kimlik belgesi. Bu biliyorsunuz bütün binalarda 2017 yılına kadar zorunlu. Eski yeni tüm binalarda olacak bu. Biz yeni projelerde 2011'den beri istiyoruz bunu. Burada işte binada net kullanım alanını içeren, efendim işte balkonları ve bodrum katlarda efendim ısıtılmayan alanlar ya da şöyle diyeyim ısıtılan mekanları ihtiva eden alan dikkat alınarak burada efendim işte enerji performansı gibi böyle ABCD EF diye sıralanmış G'ye kadar bir parametre var. Öte yanda işte sera gazı emisyonu var. Efendim yenilenebilir enerjiden kullanım var mı ona bakılıyor. Mesela şu örnek dediğim sıfırmış faraza. Yenilenebilir enerji hiç kullanmıyormuş vatandaş bu binalarda. Ki bu
5576 metrekare bir yermiş örnek elime aldığım efendim bir apartman. Baktığım zaman bunu tanzim ediyor. Peki neye göre tanzim ediyor dedim. Bunun bir kontrol mekanizması var mı? Yani bir belediye ya da ne bileyim makine mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası efendim gidip de bunu işte Mahmut Güngör diye bir inşaat mühendisi tanzim etmiş. Bu iş kontrol ediliyor mu? Doğru bir belge mi bu? Yok. Sadece Mahmut Güngör buraya imza atıyor, geliyor. Ben de bunu görüyorsam tamam enerji kimlik belgesi var diyorum diyor. Zira bu projelerde, proje aşamasında enerji verimliliği sağlanacak biçimde dizayn yoksa, tasarlanmamışsa proje. Nedir bu? Bir bohçalama temelde yapılmamışsa. Bohçalama şartı var artık biliyorsunuz. Evet. Mantolama şartı var. Bir mantolama yoksa, ki mantolamayı da işte 25 santimetre kalınlıklı duvarlarla da şey yapabiliriz, kıyaslayabiliriz. Ama genel olarak belediyedeki uygulama işte tuğla duvarlar varsa mantolama mecburi, hemen yuton kullanılmışsa ya da biriket kullanmışsa boşlukları var malum. Porozite tabir ediyoruz özellikle yutondaki boşluklara. Diğerinde de biriketi biliyorsunuz izotuğlalar falan. Bunları da istemiyoruz. Ya da peki dedim ki bugün gerçekten ısıtma ısı ve su izolasyonu içeren sıvalar var. Evet. Vatandaş bu sıvayı kullanmışsa yine mantolama mecburiyeti var mı? Yok. Peki bunu nasıl tespit ediyoruz? Gidip gel kardeşim kırıp dökeceğim burayı bakayım yapmış mısın yapmamış mısın? Hayır. Oraya işte mimari projenin arkasındaki tablodan aldığı bilgileri buraya bir programı aktararak elde ettiği bir form var. Bu formu biz de kimlik belgesi olarak koyuyoruz. Burada yapı denetimi var. Ha, tabii yapı denetim de var. Kaldı ki bu sorumluluk da getiriyor. Yapı denetim firmalarına getiriyor mühendislere, mimarlara, işte mühendisler derken inşaat, elektrik, efendim mekanik tümüyle bu. Yani dolayısıyla bu bir bilinç. Onu demeye getiriyorum. Bu bir kültür. Bunu bizim sağlamamız lazım. Hakikaten de bizim derneğimiz, Enerji Verimli Derneğimiz, kurulduğu günden bugüne hakikaten pek çok etkinlik yaparak farkındalık oluşturmaya başlamıştı. Bunu da süratle tüm kesimlere yaymak lazım. Evet. Yani burada üniversitenin bil fiil mutlaka işin içinde olması lazım ki işte GEKA projesiyle birlikteyiz. Bir sivil toplum örgütümüzle beraber yapıyoruz değil mi? MÜSİAD. MÜSİAD'la beraber yapıyoruz. GEKA'daki projemizi. Dolayısıyla vilayeti, belediyesi, işte bugün artık kaymakamlıklarımız öyle diyelim, mülki amirlerimiz niye bu bilinci tüm tabana yaymamız lazım. Hakikaten bu ciddi bir örnek olacak. Sanayide 10 tane firmada yapılan bu çalışma ve birisinde de işte efendim performans artırıcı proje uygulaması. Türkiye'de ilk defa evet, Türkiye'de ilk defa denizde yapılacak biliyorum şeyi. Hatta biz farklı sektörlere de yayalım dedik. Bugün tekstille ilgili değil mi evet. Bu çalışmamız? Farklı sektörlere de yayalım dedik. Sonra GEKA'daki tartışmalarımızda bir yerden bir başlayalım. Sonra sektörel bazda dağıtımı yaparız. Gerçekten Denizli her yerde olduğu gibi burada da ciddi bir örnek teşkil edecek. Ki kaldı ki hakikaten bizim Enerji Verimli Derneğimizin bütün etkinlikleri de sağ olsun genel başkanlar tarafından işte ki bu dönemde artık pek çok müsteşar yardımcıları var. Bizim yönetim genel yani. Müdürlerimiz var efendim yönetim kurulunda. Hakikaten daha bir bilinç oturdu. Efendim Sayın Başbakan'ın talepleriyle, talimatlarıyla kurulup ve hakikaten aktif görev alan bir yapı var Türkiye genelinde. Dolayısıyla biz şunu demek istiyorum. Dernek olarak sadece öyle dernekten mürekkep bir yapı kalmamalı. Herkesin bu enerji verimliği noktasında bize katkıları, önerileri, efendim burada kendi adına, mesleği adına neler yapabilir enerji verimliliği adına bu fikirleri, bize beyanları, önerileri ki biz mesela şeyle ilgili bu taşımacılıkla ilgili ne diyorduk? Teknik deyim aklıma gelmedi. Demir yolları. Demir yolları, transporting ne diyelim ona ne deniyordu? Taşımacılık. Efendim onunla ilgili ciddi bir üniversiteyle birlikte bir çalışma yaptık. Sayın Valimize bir rapor arz ettik. İyi de oldu.
Yine bu binalarla ilgili öyle bir çalışmamız vardı, bir önerilerimiz vardı. Hakikaten bu noktada Denizli olarak iyi bir konumda derneğimiz ama yeter mi? Değil. Henüz katkıya baktığım zaman işte ne kadar bir fiziki katkı olmuştur. Yani gelip bizim bu çalışmalarımızdan dolayı A firması ya sayenizde ben %5 enerji tasarrufu yapıyorum diyebilecek bir somut yapılanmaya gelebildik mi? Hayır, henüz daha farkındalıklar oluşturuyoruz. Hı. İşte bu projeden sonra inşallah o uygulama da olursa ciddi bir örnek teşkil edecek. Artık insanlar bir de görerek maalesef şurada şu önemli bir fayda var diye birine gösterseniz bile illaki onu kardeşim ben bunu yaptığım zaman ne kadar para harcayacağım? Bu girişimlerde bulunduğum zaman enerji verimliliğini artırıcı önlemler aldığım zaman ve bu bana ne kadar zamanda geri dönecek? Bugün tüm kesimler buna bakıyorlar. Evet. Belki fedakarhane böyle inanmışlık olacak. Bu farkındalık işte bu noktada derneğin bence vazifesi başlıyor. Farkındalık oluşturacak, inandıracak insanımızı, sanayicimizi, efendim endüstrimizi bu duyarlılığı sağlayacak, bir yerde uygulanacak, artık diğer insanlar görerek gelecek. Hatta belki bir menakıp tarzında bir şey söylemek isterim. Hikaye bu ya, Harun Reşit'in kardeşi olduğu söylenen Behlül Dane var malum. Mezzup diye bilinir, veli bir insan diye bilinir. Bir gün Harun Reşit'in hanımı eve gelirken bakıyor ki Behlül Dane efendim sokakta çamurdan evler yapıyor. Ne yapıyorsun Behlül diyor. Diyor evi inşa ediyorum cennette, köşkler inşa ediyorum diyor. Satar mısın diyor. Satarım diyor. Ne kadar diyor? Faraza bir akçe diyor, beş akçe diyor her neyse. Al diyor, aldım diyor. Satın aldım. Rüyasında bu hatun bakıyor ki cennette bir köşkü var. Behlül'den aldığı köşk. Aynı şeyi rivayet bu ya. Harun Reşit de görüyor. Hanımının bir köşkü olduğunu. Ya hanım hayırdır sen bir hayır mı ettin? Böyle ben bu gece böyle bir rüya gördüm. Ben de gördüm. Zira böyle oldu. Hemen koşuyor Behlül'den. Ya diyor yengene cennetten köşk satmışsın diyor. Bana da harika. Satayım sana da diyor. Ne kadar? Faraza 100 akçe diyor. Yahu bir akçeye satmışsın ya diyor. Gördün de öyle inanıyorsun değil mi filan diyor. Şimdi bizim milletimiz hakikaten görmeden inanmıyor. Yani illa şu kadar para harcadım bak bana bir yılda, iki yılda, beş yılda ki kaldı ki net söyleyeyim. Enerji tasarrufu için harcanan meblağlar maksimum büyük yapılar da olsa maksimum beş yılda kendini amorti eder diye inanıyorum. Dolayısıyla yani ki Türkiye şartlarında 10 yılda biliyoruz biz hepimiz bu işin içindeyiz. 10 yılda bir şey kendini amorti ediyor ise ekonomik bulunur. Evet. Bunu göstermemiz lazım. Bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Bu da bugün, önemli bir detay herhalde. Tabii ki yani işte bu hanım enerjiden affedersiniz başkanım. Hanım enerjiden kalan aklında 4 milyarın kazanım olduğunu bakın ifade etmişti. Belki bizim için demişti hatta hatırlıyorum sizin için küçük ama ülkemiz için büyük katkı. Çok büyük katkı. Evet, çok büyük katkı. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bunu sağlamamız lazım. Başka bir konuda fabrikanın birliği yaptığımız bir çalışmada 8 ayda aydınlatmasına geri sağlıyor, tasarruf ediyor. Bakın 8 ayda. Bizim yaptığımız ölçümlerde yani hem aydınlatma lüksü artıyor hem de bunu 7.9 yani 8 ay diyelim. 8 ayda geri kazanım. Orada nasıl bir tasarrufa gitti? O şirketler yani mevcut fabrika aydınlatmaları eski işte metal hali dediğimiz sistemlerdi şu anda. Onu son teknoloji yüksek tavan armatürleri ile değiştirdiğimizde hem yüksek tavan armatürlerin yeni teknolojiye aydınlat lüks artıyor. Lüksü yani şöyle ışık artıyor. Hem de tasarruf sağlıyor. 8 ayda yatırdığı para geri alıyor. 8 ay sonra da kârı geçiyor. Bu sadece aydınlatmayla ilgili
Evet. Bir tasarruf. Yani 5 yıl falan değil başkanım. Yani. 3 ayda, 8 ayda. Bunu ısıtmada, yılda, aydınlatmanın yanında bunu işte firmayı, hangi firmadır bilemiyorum ama varsa motorlarında sanayi firmasıysa o işte pompacılarında şunlarda bunlarda alın götürün o makinelere ve kümülatif bir muhteşem yapı, muhteşem rakam çıkacak orada yere. Bu yalıtım dediğimiz başkan, biz bir binaya termal kamera dediğimiz, hani röntgen gibi bizde cihazlar var. Biz dernek olarak dedik ya şu bir ölçelim dedik, yani ölçümden de sahada bir ölçelim. Gittik dış ortam 4,5 derece iken binayı tuttuğumuzda yalıtım olmayan binada 9 derecede o binada sıcaklık vardı. Yani dıştan termal kamerayla binayı tuttuğumuzda dış ortam sıcaklık 4,5 derece iken bina 9 derece. Atmosferi ısıtıyor. Yani şimdi biz mantalama olan bir yere gittiğimizde dış ortam 4,5, aynı anda biz bunu termal kamerayı aldık. 4,5 derece duvar vardı, 5 derece camlar vardı. Yani çok kaçak yok idi. Şöyle diyelim, şimdi bir doğalgaz faturası 200 TL geliyorsa faraz atıyorum, bu demek ki 100 TL düşecek. Evet. Yani çok ciddi mantolamanın bir olduğu yerde. Evet. Çok ciddi. Sonra binalarda az önce sizin söylediğiniz yalıtımla alakalı. Yalıtım çok önemli. Bir ikincisi, binalarda aslında sağlıklı, konforlu ısınma şekli merkezi ısınma yöntemleri. Başkanım az evvel bahsettiği yönetmelik binalarda enerji performansı yönetmeliği. Bu yönetmenin içerisinde ısıtma ve soğutma ile ilgili artık direkt nokta atışı yapılmış, metrekareler belirlenmiş durumda. Mesela artık yeni binalarda 2000 metrekarenin üzerinde inşaat alanı olan binalarda münferit bireysel ısınma yöntemi yok. Mecburen merkezi sistemle ısınmak zorunda. Bu zorunluluğun da ötesinde aslında şeyler içinde, kullanıcılar içinde çok büyük avantaj sağlıyor. Bizde bütün tüketim verileri var. Merkezi sistem kullanan binalar, bireysel kullanan sistem kullanan yerlere göre %30-35 oranında daha az tüketiyorlar. Sonra yine aynı yönetmelikte 250 metrekarenin üzerindeki müstakil dairelerde de mutlaka yoğuşmalı tip, yani bizim ekonomizer dediğimiz tip cihazlar kullanılma zorunluluğu var. O cihazın etkisine o baca gazından ilave ekipmanlarla baca gazını da kullanarak cihazı daha verimli halde çalıştırıyor. Mesela bakın 250 metrekarenin üzerinde de şey kullanamıyor. Normal tip hermetik kombi kullanamıyor. Aynı şekilde aynı yönetmelikte soğutmayla ilgili de şeyler getirilmiş durumda. Yani sadece ısıtma değil, soğutmada da aslında önemli. Özellikle bölgemizde soğutmayla ilgili de önemli enerji harcıyoruz. Ve zaten başkanım mutlaka değinecektir. Buna göre yapı kullanım ruhsatları düzenleniyor artık. İlerleyen süreçte bu enerji performansı yönetmeliğiyle yapılan binaların verimlilik kayıtlarını gördüğümüzde aslında tablo çok daha oturmuş olacak. Peki şimdi bu özellikle burada şöyle bir yanılgı olabilir mi? Merkezi ısınma olan yerlerde, evet, işte vatandaşın özellikle ödeme noktasında nasıl bir ayrım olacağı. Sonuçta şimdi diyebilecek ki birinci kattaki oturan ben çok kullanmıyorum ama evet, bir diğer dairedeki çok daha kullanıyorum ama ödeme geldiğinde eşit ödüyoruz. Yani bununla ilgili aslında bununla ilgili merkezi sistemi istemeyen vatandaşın birçoğunun özel nedenlerinden bir tanesi bu. Benim duyduğum ya da gördüğüm. Burada farklı bir durum söz konusu olabiliyor farklı mu? Farklı bir durum söz konusu şöyle. Isı pay ölçer sistemleri artık merkezi sistem binalarda kullanılmaya başlamış durumda. Burada, zorunluluk da var değil mi? Zorunluluk. Tabii zorunluluk da var. Belirleyecek yani her daire. Tabii. Yönetici sorumlu bundan. Sorumlu bundan. Isı pay ölçer ne yapıyor? Aslında merkezi olarak çalıştırdığımız sistemi bireyselleştiriyor. Yani dağıtıyor. Bir kazandan 20 daire, 40 daire artık büyüklüğüne göre neyse o oranda paylaşımını sağlıyor. Çok daha iyi aslında. Tabii. Bu aslında çok makul ve adaletli bir teknik yöntem. Yani kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek bir mantığıyla. Yani zaten orada asla bir şey yok. Yani pay ölçer cihazlarla Mehmet Akif Bey detaylandırmadı ama bu her bir peteğe
bu pay ölçer ayrı ayrı yapıştırılıyor. Dolayısıyla hatta okuma sistemleri de dışarıdan öyle girip oda odada bakılmadan dışarıdan her biri okunabiliyor. Araç geçerken okuyup geçiyor. Aynen öyle. Bak. Dolayısıyla o daireye gelen pay ölçerlerin pay ölçerleri hangi dairede olduğu belli. Onların toplamından işte 7 peteği varsa vatandaşın 7 pay ölçerin toplamı o dairede kullanılan enerjiyi veriyor. Ayrıca bir de binalara gelen ortak kullanım alanları var. İşte binanın girişinde de tüm kullanım var. Oradan o pay ölçerlerden alınan işte 20 daire varsa 20 tanesinin toplamı toplamdan çıkarılarak ortak kullanım elde edilip o paylaştırılıyor. Dolayısıyla burada bu da bir kültür. Yani insanlar şunu zannetmemeli ya da vatandaş şu yöne meyletmemeli. Ben kapatırsam efendim işte yukarıda yanıyor, aşağıda yanıyor. İşte dolayısıyla ben arada tabiri caizse geçinip giderim. Yok böyle bir şey. Hem kulak açıkçası baştan hem de daha doğru bir yöntem değil. Demin siz bir misal vermiştiniz. Aradaydı sanıyorum. Belki başlamadandı. Evet. İşte yani kapattığımız zaman bir kazanım olmuyor ki. Gelip daha çok enerji sarf ederek ısıtıyoruz. Tabii, tabii. Dolayısıyla bunlara bu tür yöntemlere başvurmamak lazım. Ilık bir ortamın muhafazası her zaman için çok daha doğru bir yöntemdir. Ancak tabii maalesef bir daire ödemek istemiyor. Ödenmediği zaman doğalgaz belki binada kesilme gibi bir mecburiyet doğuyor. O tekrar ederse. Dolayısıyla komşular arasında niza söz konusu olabiliyor. Bu nedenle de insanlar bunu belki göre göre münferide geçiyorlar. Mesela bizim binalarda da münferittir. Halbuki görüyorum ben Sayın Akif'in dediği gibi efendim merkezi Sayın Tulukçu diyelim dediği gibi merkezi olmamanın dezavantajını yaşıyoruz. Halbuki buna karar verirken işte bu konuştuğumuz şeyler gündeme geldi. Evet. İşte komşuların arasında şu olur bu olur münferit yapalım. Sıkıntı oldu. Halbuki merkezi en doğruydu. Zira kesinlikle. Zaten 2000 metrekarenin üstünde demin bahsetti Mehmet Akif Bey. Zorunluluk var. Ki bu 8 daire gibi falan da yaklaşık alınıyordu. Onun üstünde merkez olma zorunluluğu var. Hatta eğer bu 2000 metrekareden daha büyükse alan bir kişi ben efendim şey istemiyorum faraza merkez yok münferit merkez istemiyorum dese tüm diğer faraza 10 kişi ise 9'u ben münferit istiyorum birisi hayır merkez istiyorum dese kimse bunu münferit yapamıyor. Böyle zorunluluk var. Kaldı ki belediye gözlüğüyle baktığımız zaman henüz daha yapı ruhsatı, inşaat ruhsatı almadan projeler bu bağlamda denetleniyor. Burada yapı denetimcilerin sorumluluğu var, mühendislerin, mimarların sorumluluğu var, belediyenin sorumluluğu var. Buna bakılıyor, bakılması lazım. Sonra da yapı ruhsatı alındıktan sonra bina inşaatı başladı. Bu sefer yapı kullanım izin belgesi ya da eski deyimiyle efendim iskan ruhsatı alınma noktasında da yine bu projeye uygun yapılmamış ise efendim kendisine enerji kimlik belgesi tanzim edilemiyor. Efendim iskan ruhsatı vermiyor belediye. Böyle de bir zorunluluk var. Evet. Dolayısıyla herkesi bağlayan bir yapı var. Bunu bizim bu işte demin 2008'de ilk defa çıktığını ifade ettiğimiz sonra da 2009'da yeniden revize olan binalardaki enerji performans yönetmenliği açık açık her şeyi net bir biçimde yazmış. Dolayısıyla bu uygulandığı zaman da biz insanlar olarak bu kazanımı hemen her noktada göreceğiz. Benim bu araya girmişken belki Mehmet Akif Bey bahsederim bilemiyorum. Şimdi kimi yerlerde biz hani vatandaşların içinde dolaşma durumunda olduğumuz için hep belediye işimiz olarak işte su kanalıdır, fenişlerdir vesaire. Efendim parkıdır, bahçesidir. Dolayısıyla vatandaşlardan çok bu şeyler alıyoruz. Ya ben işte bir karı koca ihtiyar iki insanım. İşte bir odada oturuyorum. Doğalgaz nasıl kullanayım? İşte bir sürü masraf. Doğalgaz sobaları var. Evet, çok daha ekonomik. Çok ekonomik. Doğalgaz sobaları var. Kullanabilir. Efendim bir tek dışarıdan doğalgaz zaten kapısının önünden geçiyor doğalgaz. Olan her yerde bütün evlerin önünden doğalgaz geçiyor. Alacak oradan bir bağlantı, bir soba. Bildiğimiz bir soba.
balga sobası çok da ekonomik. Hı. Efendim o odayı tertemiz ısıtacak. Kova taşıma teyzemin, dedemin, amcamın, ninemin neyse kova taşıma zorunluluğu olmayacak. Belini başını ağrıtmayacak. Efendim havayı kirletmeyecek, kendi sıkıntıya girmeyecek. Oldukça da efendim, güvenli başkanım onlar. Kömürden de, o kullandığı kömürden de çok 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 çok. Yani kalorifer sistemi olmayan yerlerden güvenli. Başkanım şimdi muhtemelen oraya gelecek. Kömürlü sobaya göre hem ekonomik hem daha güvenli. Neden öyle söylüyorum? Biz doğalgaz sobalarında zaten bacalı tip cihazlara izin vermiyoruz. Riski nedeniyle. Bu doğalgaz sobaları tamamen hermetik cihazlardan oluşuyor. Yani tamamen yaktığı havayı da yanma sonrası olan egzozu da yanma sonrası oluşan egzozu da dışarıya veren bacaların kullanılması zorunlu. Kombi değil değil mi? Kombi değil başkanım. Doğalgaz sobaları gerçekten çok ekonomik, çok küçük maliyetlerle bir odayı veya iki çok odayı hacime göre ısıtabilecek evet. Nitelikte. Şu an Denizli'de de kullanılıyor. Tabii tabii her yerde kullanılabiliyor. Burada da herhangi bir problem olduğu zaman yine kendini kapatabilen yapılar. Tabii. Çok emniyetli. Denizli'nin genelinde artık doğalgaz kullanılıyor değil mi? Yani kullanılmayan tabii. Yerler var mı şu an itibariyle? Çok az yer var. Bu sene Sayın Başkanım Osman Zolan Beyefendi'nin de teşviğiyle biz şehrin özellikle alt bölgelerinde yatırımımızı yoğunlaştırdık. Fatih ve Deliktaş mahalleleri neredeyse tamamlandı. Deliktaş'ta servis kutuları konuluyor. Sevindik Mahallesi'nde de ana hatlar büyük oranda tamamlanmak üzere. Hı hı. Bu etaptan önce de İzmir yolunun üst kısmı olarak ifade ettiğimiz işte Muratdede, İlbade, Yeni, Gümüşler, Alparslan gibi oldukça büyük bir alanı tamamladık. Şunu güzel. Çok net söyleyebilirim. Bu yıl Kent Gaz 2006 yılından beri faaliyet gösteriyor Denizli'de. Faaliyet tarihimizin en büyük yatırımını yaptık bu yıl. 14 milyon bütçeyle yola çıkmıştık. Sayın Başkanım bizi hakikaten o kadar çok teşvik ettiler ki 25 milyona yaklaştı şu anda yatırım miktarımız. İşte yıl sonu itibariyle de tamamlayacağız çalışmaları. Artık 2014'e hazırlanacağız. Bu sene Fatih'te doğalgazı yakmaya başlayabildiler mi? Başladılar değil mi? Deliktaş'ta da. Deliktaş'ta da. Yani ev bağlantıları, abone bağlantıları konut diyelim. Bağlantıları. Konut bağlantıları yapılan yerlerde doğalgaz kullanımı başladı. Sevindik'te de işte, bitmek üzere. Servisler başladıkça evet. Efendim devam edecek. Hakikaten bizim İzmir asfaltının üstünde tamamlandı. Değil mi? Doğrudur. Yani ancak abone olmayan konutlar kaldı. Bu hakikaten ciddi bir çalışmaydı. Sağ olsun başkanın da talepleriyle, ısrarlı talepleriyle geçen yıl ve destekleriyle artık onu talep varsa destek de vardır. Efendim, başkanımla biz yazın epey kavga ettik onun için. Efendim, çok yorduk onları. Bu Kayhan'dan öte ta Tekkeköy dahil. Evet. Tekke mahallemiz diyelim artık. Ben de bir tekke mahalleli sayılırım. Orada oturuyorum çünkü. Berisinde Gökpınar'da. Dolayısıyla o bölgenin tamamında artık doğalgaz var. Hoş vatandaşların böyle hoşgörüsüne sığınarak efendim her sokağa girildi. Biz bu sokakları bu anda 40-45 kişiyle üst bölgeyi tamamladık. İşte zaman zaman yüz yüze geldik falan diyor ya Mehmet Akif Bey. Şimdi bir taraftan biz 45 kişiyle tarayarak bütün sokakları kaldırımlarıyla, yoldaki yamalarıyla geçiyoruz. Ama ne oluyor diyelim, bir vatandaş orada doğalgaz abonesi olmamış oluyor. Sonradan talep ediyor. Ben oradan geçmiş gitmişim. Sonradan talep edince ne yapıyor? Enine bir tekrar bir çalışma yapıp yol bozuluyor tekrar. Bu da bir verimsizlik. Kaldırım bozuluyor. Bu da ciddi bir verimsizlik. Hatta takıldım dedim ki bu vatandaşlara ilan edin. İşte şu bölge zamana kadar buradan abone olmayanlar farazı bu sene doğalgaz alamayacak. Başkanım bunu diyemeyiz dediler. Ama dedim yolu ben yapıyorum gelip tekrar bozuluyor. Yani vatandaşlar bilsin ki bu dönüp yapılmaların çoğunluğu da emin olun bundan. Evet. Yani şimdi mesela bizim hakikaten Fatih'te, Deliktaş'ta, Sevindik'te ciddi bu anda vatandaşların çektiği sıkıntılar var ben biliyorum. Vatandaşların bu sabrından dolayı herkese teşekkür ediyorum hakikaten başkanımız ve başkanlığımız adına.
Düşün orada ne oluyor? Şimdi Sevinik'ten bahsettik. Dikkat ederseniz Mehmet Akif Bey, ana hatları çektik. Servislere başladık ya da başlayacağız dedi. Evet. Ne demek bu? Servislere başlamadan ben gidip buraya giremiyorum da. Evet. Çünkü bunu yapıyor, sonra kontroller testleri, ediyor, testleri yapılıyor. Ben mecburi bekliyorum böyle tabiri caizse. Her şey bittikten sonra. Tabii. Sonra ben işte bu servis hatları oldu, aboneleri bağladı. Hatta bir karar aldık Mehmet Akif Bey'le. Artık bu servis kutularını, servis kutusu tabir ediyorsunuz değil doğrudur mi? Doğrudur. Servis kutularını abone olmasa da vatandaş, olmasa da koyun. Zira ben üstünü yapayım, sonra da vatandaş abone olduğu zaman bu kutudan bağlantısını gerçekleştirsin. O tabii ki firmanın aleyhinde bir durum. Yani oraya ölü yatırımı yapıyor ama adam abone olmuyor, duruyor orada. Öyle olsa da böyle bir efendim riski alın, böyle bir fedakarlığı yapın diye kendilerinden evet. istirham etti sağ olsunlar. O noktada da bizi kırmadılar. Böylece abone olunmayan yerlerde de servis kutuları konuyor ki evet. biz arkadan bu tamiratlarımızı yapabilelim. Vatandaşlar bilsinler ki bu tür beklentiler, yani teknik olarak zorunlu beklentiler var. Yoksa sen daha doğalgaz borusu yatırırken ertesi gün orayı ben halledebilirim. Fakat işte testler var vesairesi var, evet. zorunlu beklentiler var. Bilinsin ben. Teşekkür ederiz başkanım. Tabii programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Kapatacağız. Başkanımıza da söz vermek istiyorum. Son birkaç dakikanızı alacağım hemen. Evet. Özellikle yeni bir yıla gireceğiz artık. 2014 evet. yılında enerji verimliliği ile ilgili sizin farklı projeleriniz var mı bu sene yine? Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Denizli halkımızdan ricam. Gelin evimizden başlayalım. Bir enerji polisi oluşturalım. Yani bir ferdin biri, çocuk olur, anne olur, baba olur. Enerji polisi olsun. Enerji verimle ilgili işte lambayı açıksa kapat, kumandadan kapatırsa fişi çek. Bu evimizde bunu yapalım. Bununla ilgili halkı genişlettirelim. Yani bu iş yerinde olsun, okulda olsun. Enerji polisi kollu taktıralım çocuklarımıza. İşte şirketlerde olsun, bir enerji verimliği polis olsun, fabrikalarda olsun. Çünkü bizim ufak yapacağımız tasarruflar Türkiye için çok büyük bir tasarruflar olacak. Bunu bir seferlik olarak başlatalım inşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım size de teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Tabii enerji verimliliği deyince bununla ilgili projelerimiz, programlarımız daha çoğu olacaktır. Yeni yılda tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz hepinize. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bugün programımızda enerji verimliliği konusunu konuşmuştuk ve dolayısıyla daha çok doğalgazın daha verimli kullanılmasını da programımızın içerisinde yer vermeye çalıştık. Ümit ediyoruz siz de bu programımızda bugün önemli detayları not etmişsinizdir diyoruz. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.